Ortak gibi bir iki ay önce vektör olarak işbirliği gerçekleştirdik ve bu işbirliği kapsamında Mikrofokus'un Gold partneri olduk. Bu vesileyle de bugün yapacağımız webinarda SAP projelerinde Mikrofokus ürünlerini hangi noktada konumlandırabiliyoruz? Bu konumlandırdığımız ürünler ne gibi avantajlar ve faydalar sağlayabiliyor? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Bu güzel konuları konuşacağımız iki tane çok değerli katılımcımız var. Bir tanesi Vectura CEO'su Turgay Piyadoğlu. Hoş geldin Turgay. Hoş bulduk Zeynep, teşekkürler. Rica ederim. Diğeri de Mikrofokus çözüm yöneticisi Tuna Tokarlı. Sen de hoş geldin Tuna. Hoş bulduk, teşekkürler. Ben ilk soruma geçmeden önce bütün izleyicilerimize iki hatırlatma yapmak istiyorum. Ekranınızın sağ tarafında gördüğünüz chat kısmına arzu ettiğiniz zaman yorumlarınızı ya da sorularınızı yazabilirsiniz. Biz webinarın sonunda kalan 10 dakikada bu soruları elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Eğer cevaplayamazsak da zaten birebir de her birinizle iletişime geçiyor olacağız. Onun dışında Tuna çok keyifli bir sunum gerçekleştirecek bize. Bu sunumu da bütün katılımcılarımıza zaten webinarın sonunda gönderiyor olacağız. Ve ben daha fazla vaktinizi almadan ilk sorumla başlıyorum. İlk sorum Turgay'a. Turgay, biz Mikrofokus'a bir iş ortaklığına girdik. Gold partneri olduk. Aslında bu süreci biraz bize özetleyebilir misin? Hani temel beklentilerimiz neydi? Bize ne, nasıl bir partnerlik yapmasını bekliyoruz Mikrofokus'un? Biraz senden dinleyelim. Elbette. Ben de tüm katılımcılara hoş geldiniz demek istiyorum. İsmim Turgay Piyadoğlu, Vectura'nın genel müdürüm. Zeynep bahsetti ama şimdi biz Mikrofokus'ta olan iş ortaklığımıza geçmeden önce sanırım biraz Vectura'nın iş alanlarından ve Vectura'dan bahsetmek iyi olacak diye düşünüyorum. Vectura 2003 yılında kurulmuş, 18 yaşında aslında köklü bir IT şirketi diyebiliriz. SAP'nin Gold Partner'ı, 200'ün üzerinde danışmanıyla aslında sektörde hizmet veriyor. Ne yapıyoruz? Aslında SAP'nin çözümleri için uçtan uca aslında projeler gerçekleştiriyoruz. Tabii bunun yanında lisans ve benzeri bakım hizmetlerimiz de var. Özetle aslında proje yapmak bizim işimizin ana konularımızdan biri. Bunu çok rahatça söyleyebilirim. Şimdi projeleri gerçekleştirirken projelerin birçok aslında kilometre taşı var. Bunlardan bir tanesi sanırım test aşaması. Test aşaması çok önemli aşamalardan bir tanesi. Genelde proje ekiplerinin test çalışmalarını yaparken aslında bazen sıkılarak, bazen tekrar aynı testleri yapmaktan keyif almadıklarını ben gözlemledim. Yani geçmiş tecrübelerimden, danışmanlık kökenim de olduğu için aslında bunu çok gözlemledim. Bunu her zaman bir çözüm bulmaya çalıştık, daha da iyileştirmeye çalıştık ama belirli bir noktaya kadar geliyor. Testleri çok fazla yapmayınca veya çok geniş alanda test senaryoları çalıştırmayınca aslında canlıya geçtiğinizde yaşayacağınız sıkıntıları da artıyor. Biz burada tabii neden konuya böyle girdim? Aslında Mikrofokus'un belki de yüzlerce ürünün içerisinde SAP fonksiyonel test aracını aslında biraz anons etmeye çalışıyorum. Bizim işbirliği yapmamızın temel nedenlerinden iki tane ürün var. Birazdan diğerinden de bahsedeceğim ama bu ürün bizim istediğimiz sayıda, istediğimiz çeşitlilikte test yapabilmemizi sağlıyor. Aynı zamanda bence çok önemli bizim geleneksel yöntemlerde, Excel'lerde takip ettiğimiz test sonuçlarını ya da test girdilerini aynı zamanda raporlama şansı sunuyor. Yani bizim şunu söylemek de yanlış olmaz. Yani bahsettiğimiz projeler aslında çok büyük. Yani biz 100 adam günde 10 bin adam güne kadar aslında proje gerçekleştiriyoruz. Hani projenin büyüklüğünü düşündüğünüz zaman bu kadar fazla ekibin bir arada olduğu yerde test senaryolarının hani zorluğunu tahmin edebildiğinizi düşünüyorum. Ve bunların raporlanabilmesi ve takip edebilmesi çok önemli. Bir diğer ilgilendiğimiz ürün, en azından ilk aşamada iş ortaklığımız kurduğumuz andan itibaren ilgilendiğimiz diğer ürünlerden bir tanesi de SAP Performans Test Aracı'ydı. Aslında bu bize yabancı değil. Yani 20 senelik bir ürün. Ama biz Vectura olarak partner olmadan önce de Mikrofokus'un bu ürünlerini farklı projelerimizde kullandık. Ve çok da faydasını gördük. Takdir edersiniz ki biraz önce bahsettiğim gibi 10 bin adam günlük proje yapıyoruz ama burada 5 bin, 10 bin kullanıcı aslında bizim bu sistemleri kullanacak. Test sistemleri ve kalite sistemlerinde bu yoğunluğu yaşamak, buradaki dar boğazları görmek çok da mümkün değil.
Bunları nerede göreceksiniz? Bunları ancak canlıda görürsünüz. Ama böyle bir riski de almak çok mantıklı değil. O nedenle bütün bu testleri, yani 5.000, 10.000 kullanıcıya kadar bütün senaryolarınızı aslında performans test aracıyla yaparak, onun da sonuçları, raporlarını alarak, yapılması gereken konfigürasyonları yaparak canlıya çok güvenli bir şekilde çıkıyoruz. Yani dediğim gibi bizim Micro Focus'ta olan işbirliğimiz aslında geçmişten geliyordu. Bugün adını koyduk. Micro Focus'un Gold Partner olduk. Daha yakın, daha yoğun bir şekilde çalışacağımıza inanıyorum. Biz kendi müşteri portföyümüzü Micro Focus'ta paylaşıyoruz. Micro Focus keza kendisi paylaşıyor. Böylelikle aslında müşterilerimize çok daha değer katacağımızı ve proje riskimizi de azaltacağımıza inanıyorum. Hani ben şimdilik girişi böyle yapmış olayım. Zeynep, sözü tekrar çok sana vereyim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok güzel özetledin. Bir taraftan da tabii Tuna'dan da Micro Focus tarafındaki yansımasını biraz duyalım aslında Vectora ile iş ortaklığının. Sözü sana bırakıyorum Tuna. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Turgay çok güzel özetledi aslında sürece nasıl yaklaştıklarını. Aslında bu Vectora'nın vizyonunu anlatıyor. Biliyorsunuz ki özellikle kendi kültürümüzde test biraz ikinci plana atılır. Canlıya çıkılır, sorunlar çıkar. Ve ne kadar testi geç safhada yaptığımızda bunun maliyeti hepimize yansır. Yani proje uzar, belki canlıya geçiş ertelenir ya da fonksiyonel eksiklikleriyle süreci yönetmeye çalışırız. Burada aslında ben açıkçası tebrik ediyorum öncelikle. Çünkü Vectora 2 ay gibi kısa bir sürede Gold Partner oldu. Gold Partner olabilmek açıkçası hiç kolay değil. Birçok eğitim alıyorsunuz ürünleri kullanabilmek adına. Eğitimleri aldıktan sonra ciddi sıkı sınavları var. Sınavları tamamladılar. Aslında bu kurum olarak bizle birlikte sürece ne kadar heyecanlı olduklarını, yani testin olmazsa olmaz olduğuna inandıkları ve aslında temelde hepimizin sağlamak istediği kurumlara, kişilere, müşterilerimize kusursuz bir canlıya geçiş, kusursuz bir ürün vaat etmek. Bunları da yapabilmek adına rüştünü ispat etmiş, Micro Focus'un 100'e yakın ürünü var. Ama bugün temelde iki üründen değineceğiz. Ve açıkçası bu iki ürün özellikle SAP süreçlerinde çok ciddi anlamda mendeğin efektif kullanabilmesi ve süreci daha pozitif, sorunsuz geçebilmek adına önemli olan ürünler olduğu için onlara değineceğiz. Aslında dediğim gibi özetlersem dediklerimi hızlı bir sürede vizyoner yaklaşarak birlikte güçlerimizi birleştirerek kusursuz bir müşteri deneyimi yaşamayı hedefliyoruz. Temelde aslında maceramız, sürecimiz Vectora'yla böyle başladı diyebilirim Zeynep. Süper. Harika. O zaman senin ilk slaytınla başlıyoruz sanırım. Tamamdır. Ben ekranı slaytımı paylaşayım. Şimdi aslında slaytıma geçmeden önce ben de değineceğim ama Turgay'ın da dediği gibi hem danışmanlık geçmişi var hem 18 yıldır çok ciddi, başarılı SAP geçişleri yaptılar. SAP'nin birçok modülünü implement ettiler. Aslında biraz da Turgay'dan şeyi dinlemek istiyorum. SAP süreçlerinde müşterileri bekleyen riskler, yaşadıkları sorunlar. Biraz değinebilirsen Turgay çok sevinirim. Tuna tabii. Diyerek, yani neresinden başlayayım diye. Yani çünkü sıkıntı diye bahsettiğim şeyler, hani problem zaten onları başarılı yaptığın zaman aslında proje başarılı oluyor. Yani çok projeleri çok etken var aslında. Biraz önce söyledik. Yani ben dedim ki test adımlarınızı, test senaryolarınızı doğru işletemezseniz aslında projeniz fail eder. Yani canlıda büyük bir sıkıntı yaşarsınız. Keza canlıyı doğru konfigüre edemezseniz, canlının analizini doğru yapamazsanız canlı sistemlerin performans sıkıntıları yaşarsınız, mutsuz müşteri yaratırsınız. Peki başka bir konu mesela şeydir, gözden kaçan bir konudur. Entegrasyon noktalarının doğru analizini yapamazsanız burada çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Burada şunu kastetmiyorum. Sadece bir SAP çözümü, çünkü SAP çok çekirdekli olan bir ürün. Genelde şirketlerde IT'nin çekirdeğini koyarsınız. Etrafında farklı ürünler vardır zaten. Onlarla entegre olur. Yani non-SAP sistemlerle olan entegrasyon noktalarını da söylüyorum. Buraların genelde analizi hani sadece SAP bakışıyla baktığınız zaman gözden kaçabilir. Diğer konu aslında SAP'nin kendi içerisindeki modüllerin birbirleriyle olan entegrasyonu da aslında çok kıymetlidir. Burayı detaylı analizi yapılması aslında proje
başarısız olmaya doğru gidiyordur. Diğeri ona şeyde yaşıyoruz. Yani müşteriler geçmiş bir ürün kullanıyorsa, farklı bir ürün kullanıyorsa çok fazla hani alışkanlıkları değiştirmemek, değişime olan bir direnç var. Yani ürün normalde çok katma değerli, dünyada çok fazla yerde uygulanmış, aslında best practice dediğimiz çözümler sunuyor. Ancak müşteriler hani o geçmiş alışkanlıklarını bırakamayıp işte onların tekrar tekrar geliştirmesini isteyebiliyor. Bu durumda aslında çok fazla geliştirme talebiyle baş etmek zorundasınız ve bunları da aslında yapmamak gerekir. İkna etmek gerekir, yöntemi ve prosedürü göstermek gerekir. İşte diğeri de şey dedim, yani değişime karşı bir direnç gösteriyor aslında çalışanlar. Ama bunları aşmak aslında bizim görevimiz. Yani projede bir de şeyi eklemekte fayda var. Bunu her yerde söylerim. Projenin başarı kriteri yönetim desteğidir. Zaten yönetimin desteği olmayan bir projenin de başarıya geçmesi mümkün değildir. O zaten eksikse o da bir sıkıntıdır. Böyle söyleyip tekrar topu sana şahane özetledin. Aslında birçok noktada ben de gelecek slaydımda bundan değineceğim ama sen tecrübelerinle özetledin. Ben ve Micro Focus olarak Türkiye'de ve globalde SAP müşterilerimizin yaşadıkları zorluklara bir ekstra birkaç cümleyle devam etmek istiyorum. Evet. Diğer slaytıma geçeyim. Biliyorsunuz ki gerçekten SAP dönüşüm projeleri hepimiz için, yani müşteri gözünde de partner gözünde de bu ürünü implemente eden SAP gözünde de hepimizin çeşitli zorlukları var. Yani geçişleri tamamlayabilmek ya da geçişleri sorunsuz yapabilmek için bizim en büyük handikapımız kalite. Yani kaliteyi aşağıya çektiğimiz zaman belki erken canlıya çıkabiliriz. Ama canlıya çıktığımız zaman birçok problemle karşılaşabiliriz. En büyük sorunumuz bu aslında. Yani geçişlerde gecikme ya da düşük kalite bizim en büyük risklerimizden biri. Diğer tarafında bakarsak aslında projenin detaylı izlenilmesi. Aslında Turgay çok güzel bir noktaya değindi. Yönetimi de bu sürece dahil etmemiz gerekiyor diye. Burada dememiz gereken önemli madde yönetimi dahil edebilmemiz için yönetimin sürekli biz şu projenin olduğu adım adım inceleme gibi şansları yok. Ne yapmamız gerekiyor? Gereksinimden teste kadar tüm süreci aslında bir yerde dashboardlarda göstermemiz, projemizde herhangi bir sorun varsa ve bu sorunla ilgili bir Monday kaynağımız yeterli değil, ütülizasyonda sorun var ya da çok fazla bulgu çıkıyor gibi case'leri takip etmemiz gerekiyor. Bunda ne yapmamız lazım? Gereksinimden son kullanıcı testine kadar, yani UAT'ye kadar tüm süreci izlememiz ve herhangi bir kontrolde bir kayıp varsa, yani proje raydan çıkmışsa, bir sorun varsa aslında bayrağı erken kaldırabilmek adına bunu raporlamamız gerekiyor. Yani özetlersem eğer projeyi detaylı izleyerek herhangi bir sorun, herhangi bir gol yiyeceğimiz madde varsa onu göstermemiz gerekiyor. Diğer bir maddemiz entegrasyondaki problemler. Biliyorsunuz ki SAP bir core sistem değil, birçok sistemle dokunuyor ve SAP'nin kendi içindeki entegrasyon maddelerinin dışında da non-SAP dış sistemlerle entegrasyon oluyor. Atıyorum bir ödeme sistemlerine yönlendirildiğiniz zaman SAP'den çıkıyorsunuz, bir bankanın ödeme sistemine gidiyor olabilirsiniz. Ya da farklı farklı dış sistemlere gittiğinizde ya da bir Mermis servisini çağırıyorsunuz, Türkiye Gov.tr'ye gidiyorsunuz. Burada sizin yapmanız gereken sadece SAP'de ekranlarım çalışıyor demek ne yazık ki yeterli olmuyor. Burada ne yapmamız gerekiyor aslında? Entegrasyon noktalarını iyice analiz etmemiz gerekiyor ve entegrasyon noktalarını test ederken biliyorsunuz ki SAP kurumlarında genellikle SAP sistemlerine hakim olan ekipler, projelerde yer alıyor ama third party bir dış sistem olduğu zaman bu entegrasyonu test etmek gerçekten sıkıntı yaratabiliyor. Ve kişilerdeki yetkinlik ve standart eksikliğinden dolayı bazen özellikle dış sistemlerin testleri eksiklikleri aslında projede hissedilebiliyor. Bunu gidermek adına da aslında biz entegrasyon noktalarında bakıyoruz. Entegrasyon noktalarında ne gibi geliştirilmesi gereken maddeler var onları kontrol ediyoruz ve bunları yaparken de aslında know-how eksikliğimizi yönetebileceğimiz birkaç araçla geliyoruz. Bunları yaptık, entegrasyon noktalarını da kontrol ettik. Ama biliyorsun ki projelerde bir insan faktörü var. Burada ne oluyor? Projeye yeni bir arkadaş geliyor. Bir yetkinlik, bir standart eksikliği olmazsa olmaz hale geliyor. Çünkü başka projelerden gelmiş olabiliyor. O sistemi bilmiyor, kurumu bilmiyor, kurum kültürünü bilmiyor.
Bunu da aslında toparladığınız zaman projemizde bir yetkinlik ve standart eksikliği bizim için bir risk olarak gözüküyor diyebilirim. Temelde bu slaytımda müşterilerimizin yaşayabileceği riskler ve SAP dönüşüm projelerinde yaşanan zorluklara değinmek istedim. İsterseniz devamlı diğer slaytıma geçerek biz peki bu SAP projelerinde nasıl yaklaşıyoruz MicroFocus olarak? Öncelikle bizim için önemli olan, hep söylediğim gibi, baştan sona detaylı yönetme ve izleme. Siz gereksinimlerinizi oluşturdunuz, proje isterlerini çıkarttınız ve proje isterlerini çıkarttıktan sonra bu gereksinimlerin test edilmesini bekleriz. Bu testi yaparken de bizim yapmamız gereken temelde aslında şey çok basit, süreç çok basit. Gereksinimlerle testleri otomatik eşleştirmeliyiz. Otomatik eşleştirmeyle birlikte de aslında manuel testlerde çıkan eforu, hataları, bulguları erken safhada geliştirip onu bug fixlerle yönetmemiz lazım. Bunu yaparken de aslında MicroFocus'un çözümü çok basit. Gereksinimle test case'leri birbiriyle eşleştiriyor. Bir çatı çözüm gibi düşünebilirsiniz. En tepesinde bütün projeyi canlı olarak görebiliyorsunuz. Anlık olarak görebiliyorsunuz. Ve anlık gördüğünüzde de projenin T anında biz ne durumdayız? 2 ay sonra canlıya geçebiliyor muyuz sorunuzun cevabını aslında anlık olarak görebiliyorsunuz. Diğer bir taraf, bu platformda aslında manuel ve test otomasyonu, fonksiyonel otomasyon senaryolarını tek bir platformdan izleyebiliyorsunuz. Keza performans testlerinin sonuçlarını da otomatik raporlayabiliyoruz. Bu da ne demek oluyor aslında? Biz baştan sona detaylı yönetmek, izlemek istediğimizde bütün bu kas güçlerini tek bir platformda gösteriyor ve bunu göstermesiyle de birlikte aslında canlıya geçişte bir dönüşüm projesinde ya da bir implementasyonda ya da SAP S/4HANA geçişlerinde after before, before after testlerini yaparken önceden nasıl testler yapılmış kurgusunu gösterebiliyoruz. Diğer bir taraf, biliyorsunuz ki otomasyon olmazsa olmazımız. Çünkü hepimiz insanız ve bu insan olduğumuz için zaman zaman baktığımız ekranlarda bir körlük oluyor. Yani bu ekran o an çalışıyormuş gibi gelebiliyor, maddelere dokunamıyorsunuz ya da o an ekranda bir sorun yokmuş gibi geliyor ama bu bize aslında sıkıntı yaratabiliyor. Biz de aslında burada test case'lerde bir standarda yönlendiriyoruz. Bir kısım bu. Diğer kısım kritik süreçlerin otomasyonu. Kritik süreçler nedir? Biz sisteme login olamadığınızı düşündüğünüz zaman nasıl ekranlar yaparsanız yapın, login olamadığınız zaman aslında sizin projeniz fail demek. Onu editlemeniz gerekecek, ona bir development yapmanız gerekecek. Ya da olmazsa olmaz senaryolarımız vardır. Biz sanity testi deriz bunlara. Kritik süreçlerin otomatize edilmesi. Ne yapacağız? Atıyorum bir sipariş oluşturma SAP sistemlerinde konuşalım. Veya 01 olmazsa olmaz bizim için. Veya 01'in çalışmaması gibi bir durum olamaz. Ne yapacağız? Bu kritik süreçlerin hepsini otomatize edeceğiz. Yani veya 01 bizim 7/24 çalışan bir test otomasyonu bağlayacak. İnsanın kaçırdığı hataları yakalayacak. Ekranlarda bir sorun, bir sıkıntı varsa yönetmesi gereken maddeleri kontrol edecek. Gerektiğinde bayrak kaldıracak. Diyecek ki ekranlarda beklediğim sonucu alamadım ve bu sonucu atıyorum development ekibine mail atacak gibi kurguları sağlayabiliyoruz. Onların dışında test otomasyonunda kritik süreçleri zaten koşturduk. Ama manuel testleri ve defect yönetimi de ayrı başlı başına bir sorun ve sıkıntı olabiliyor. Bunları standartlaştırmak olmazsa olmazımız. Nasıl standartlaştırdığımızı ilerleyen slaytlarımda değineceğim. Diğer kısım performans, biliyorsunuz ki artık performans algısı günümüzde oldukça arttı. Bir kurumla ilgili bir uygulamada ya da bir web sayfasında ya da herhangi bir platformda bir performans sorunu varsa müşterilerin sanırsam araştırmaya göre 45 saniye, maksimum insanlar 45 saniye bir sayfanın açılmasını bekliyormuş. 45 saniye sonunda açılmadığı zaman ya sistemi kapatıyor ya bilgisayarı kapatıyor ya da satın almayı bırakıyor gibi düşünebilirsiniz. Peki biz bunu nasıl simüle edeceğiz? Aslında yaptığımız çok basit. Yine test otomasyon dünyasında ya da manuel testte yaptığımız gibi yapmak istediğimiz performans testini sanal kullanıcıyla bir kere öğreteceğiz. Öğrettik. Biz sonra da bir tahminleme yapacağız. Yoğun trafik kaç kullanıcı olacak? Bu 500 kullanıcı da olabilir, 5000 kullanıcı da olabilir, 10 milyon da olabilir. Bu uygulamayla 4 milyon kullanıcıya kadar performans yük testi basabiliyorsunuz. Yani siz sisteminize sanal kullanıcılarla sisteme giriyorlar.
yoğun bir trafik oluşturuyorlar. O yoğun trafikte aslında uygulamanız nasıl cevap veriyor, nasıl ayakta kalıyor ya da ayakta kalamıyor mu? Bilgilerin hepsini toplayabiliyorsun. Bir diğer maddemiz de aslında sağladığımız bu performans yük testlerinde kök nedenin bulunması en önemli etkendir. Siz sistem çöktü diyerek kenara çekilmeniz bizim için yeterli değil. Çünkü aslında onun kök nedenini bulmamız ve ona göre development yapmamız gerekiyor. Bu da Micro Focus bünyesinde aslında sağladığımız, Lodan'la sağladığımız kök nedenlerinin bulunmasına yardımcı olan analiz dokümanlarıyla anomalileri gösterebildiğimiz özelliklerinden biri. Diğer bir kısım, biz canlıya geçtik. Şimdi canlıya geçtik, performans testlerimizi yaptık, test otomasyonumuzu koştuk, manuel testlerimizi yaptık. Yani best practice'lerle olmazsa olmaz senaryolarımızı geliştirdiğimizde her şey günlük, her şey güzel gözüküyor. Ama biliyorsunuz ki bir canlıya geçişten sonra yeni bir versiyon gelecektir. Ya da yeni bir feature eklendiği zaman biz öncesinde ne yaptık ya da yazdığım, çıkarttığım feature'lar önceki gereksinimleri eziyor mu, ezmiyor mu bilgileri bize sorun yaratabilir. Aslında burada biz temelde bu sağladığım bütün test yönetiminin sağlanması, manuel testler, test otomasyonları ve performans testlerini topladığımız zaman projede devamlılığı sağlıyoruz. Yeni bir versiyon geldi. Zaten kritik senaryolarım 7/24 çalışır halde, kontrol altında. Bir sorun çıkmadı diye onu görebiliyoruz. Onun dışında da zaten bu standartlaştırmayla, test senaryolarındaki standartlaştırma sayesinde de aslında süreci kolaylıkla yönetebiliyoruz ve güncellemeleri sorunsuz geçişlerle sürdürebiliyoruz. Biraz daha Ben burada bir araya gireceğim. Girebilir miyim Tuna? Lütfen. Şimdi ben de notlarımı alıyorum ufak ufak. Benim sana birkaç sorum var. Onları not ettim, soracağım. Bu arada katılımcılarımızın da eğer soruları varsa tekrar hatırlatmış olayım. Sağ taraftaki chat bölümünden bize sorularınızı yazabilirsiniz. Şimdi birçok müşterimizde case'ler ne yazık ki tutulmuyor ya da Excel lokallerde kalıyor. Hani Microfocus olarak siz süreci nasıl yaklaşıyorsunuz ve mevcutta hali hazırda olan test case'lerini sisteme manuel olarak mı atmanız gerekiyor? Biraz bize bunlardan da bahsedebilir misin? Tabii ki. Zeynep, orada çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Normalde tabii ki sizin de dediğiniz gibi özellikle kendi kültürümüzden olsa gerek bunları Excel'lerde, lokallerde tutmaya çalışıyoruz. Ama bu çok sürdürülebilir olmuyor. Çünkü o lokalde tuttuğumuz arkadaş işten ayrılabiliyor, bilgisayarında kalabiliyor gibi case'ler olabiliyor. Biz ne yapıyoruz? Aslında bu Excel'leri, Excel'in içine bu bahsetmiş olduğum Application Lifecycle Management uygulaması bir plugin'le geliyor. Ve bu plugin geldikten sonra o lokal sistemden alıyor, bu eylemin server'ını atıyor ve server'ını attıktan sonrasında aslında bize ekstra bir efor sarf etmiyor. Yani otomatik bir batch çalışıyor gibi düşünebilirsin. İlk sorunun cevabını böyle verebilirim. Ya da hali hazırda bunu hibrit de kullanabiliriz. Yani bazı müşterilerimde şöyle bir şey var. Excel'i çok seven çalışanlar olabiliyor. Excel'de yönetmek istiyorlar. Bizim için sorun değil. Temelde sağladığımız aslında Excel'de bizim uygulamayı handshake yaparak birbiriyle entegrasyonu sağlayarak raporları tutup yönetebiliyoruz gibi düşünebilirsin aslında. Süper. Çok teşekkür ederim cevabın için. Biz aslında uçtan uca detaylı test yönetimi önceki slaytımda da değindiğim gibi bizim yapmamız gereken kolayca test case'leri sisteme aktarmamız. Bunu manuel de yapabiliriz ya da otomatik olarak yapabiliriz. Ama burada en önemli madde aslında bütün gereksinimlerin bir test case'de otomatik eşleştirilmesi. Ekranımın üzerinde belki görüyorsunuzdur. Block failed, not completed gibi. Aslında bunlar size projenizin o an ne durumda olduğunu ya da test etmediğiniz bir gereksinim var mı bilgisini otomatik olarak sağlıyor. Bu da genel manuel testler olsun ya da otomasyon senaryolarını raporlarken süreci çok kolaylaştırıyor. Ya da bir defect çıktığı zaman projemizde bir defect'in yönetilmesi nasıl gerekiyor? Yani bir developer atanması gerekiyorsa bunu da bu sistem üzerinden yapabiliyorsun. Detaylı raporlarla aslında biz uçtan uca detaylı test yönetimini sağlıyoruz ve bunu bir çatı çözüm olarak kurguladığımızda da test otomasyonu ya da performans yük testi ya da manuel senaryoları tek ekrandan yönetiyoruz. Hatta tetikletip raporunu oluşturabiliyoruz. Şöyle örneklendireyim, bir serverda kurulumlarınız var. Ben kendi bilgisayarımdan koş dediğim zaman
O makineye gidiyor, serverlarda koşuyor ve süreci akıtıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi manuel biliyorsunuz ki hep standartların alt içinde kaldığımız zaman projemizin aslında kalite algısı oldukça yükseliyor. Bunu da nasıl sağlıyoruz? Yine bu bahsetmiş olduğum çatı çözüm içinden bir manuel test yönetim aracı çıkıyor. Yani bu da nedir? Siz atıyorum SAP GUI sistemleri üzerinde işlem yapıyorsunuz. SAP GUI işlemlerini yaparken o sizin yerinize test case'leri kendisi capture ediyor. Yani kendisi yakalıyor. Yapmış olduğunuz adımları, test case'lerin hepsini adım adım senaryolaştırıyor ve İngilizce olarak senaryolaştırıyor ne yazık ki. İngilizce senaryolaştırdıktan sonrasında da beklenen rapor nedir ne değildir yazdığınız zaman siz manuel testleri oluştururken aslında ekstra bir efor sarf etmiyorsunuz. Ekranların üzerinde yapmış olduğunuz adımları o sizin adınıza test case haline getiriyor. Hatta bunları yaparken de işte video recorder yapabiliyor. Adım adım senaryolarda girdiğiniz alanları, text box'ları ve benzeri alanların hepsini highlight edip screenshot olarak oluşturuyor. Bu da neyi sağlıyor bize? Manuel test senaryolarında bir standarda itiyor. Çünkü yapmış olduğum bütün testler raporlanıyor ve raporlanırken de ben ekstra bir efor sarf etmeden süreci takip edebiliyorum. Bunları da yaptım. Test senaryolarını koşarken diyoruz ya insanız hata yapabiliriz. Ekranlarda körlükten dolayı kaynaklanabilecek hatalarla aslında yapmamız gereken şey çok basit. Adım adım gidiyorum. Senaryolarım aşağıda bu bir film izler gibi, bir subtitle gibi adım adım bize gösteriyor. Diyor ki ekranda şu 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 adımları kontrol et. Şu 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 ekranların geldiğinde şöyle donelerin geldiğini kontrol et şeklinde bilgilerle size sağlıyor. Bu da aslında bizi bir standarda itiyor gibi düşünebilirsiniz. Benim gerçekten kişisel olarak da en sevdiğim ürünlerden devam edeceğim. Performans testi. Sektörde Loadrunner olarak bilinir. Umarım bir tahminimce birçoğunuz biraz SAP dünyasında içi dışı olan bütün müşterilerim olduğu gibi sizde de aynı bilgi vardır. Loadrunner performans yük testinin aslında kurucularından. Yaklaşık 25 yıla yakın bir geçmişi var. Yani performans testi nedir sorusunun cevabı Loadrunner olarak düşünebilirsiniz. Biz burada performans testi olarak ne yapıyoruz? Sistemimize giriyoruz, açıyoruz. Sistemimizi açtıktan sonrasında da yani manuel senaryoları test ettik biliyorsunuz. Manuel senaryolarını test ederken bir de bunu farklı kullanıcılarla simülasyonu yapmamız gerekiyor. Doğru mu? Bunu da yaparken yapacağımız şey çok basit. Ekrana giriyoruz. Hangi ekranda, hangi senaryoda bir performans yük testi koşmak istiyorsak record butonuna basıyoruz Loadrunner. O bizim adımıza senaryolar oluşturmaya başlıyor. Ve bunları oluştururken de size bir efor sarf etmeden aslında siz ekranınıza giriyorsunuz. Performans yük testi metriklerini oluşturuyorsunuz ve işlemimizi tamamlıyoruz. Bir kere senaryoyu kaydettik. Elimizde bir testin performans testi senaryosu hazır. Yapmam gereken kaç sanal kullanıcı ile performans yük testi basmam testini uygulamaya vermek gibi düşünebilirsiniz. Bunları yaptık. Performans planosunu oluşturduk. Kaç kullanıcı ile yük testi basacağımızı ayarladık. Hangi serverlara gideceğimizi ayarladık. Ve yapmamız gereken aslında çok basit sanal kullanıcıyı arttırmak ve kök nedenin bulunmasını sağlamak. Aslında bizim dediğim gibi burada yapmamız gereken çok basit olduğu gibi kullanım da çok kolay aslında. Süreç şey akıyor. Ürünümüzü tanımladık. Hangi protokollere gitmesini karar verdik. Hangi SAP sisteminde performans yük testi basmamız gerektiğini söyledik. Ve sanal kullanıcıları bastık. Kök nedeni oluşturmamızı kök nedenin ne olduğunu, analitik verilerin ne olduğunu aslında raporlarla görebildik gibi düşünebilirsiniz. Sunar, çok güzel gidiyorsun bu arada. O kadar güzel, o kadar açıklayıcı anlatıyorsun ki. Ama yine de ben birkaç tane ufak not aldım. Bir sorum daha var sana. Kendi sorumu sormadan tekrar aktarıyorum. Hani eğer izleyicilerimizden de soru gelirse sağ taraftaki chat bölümüne yazıp bize iletebilirsiniz. Webinarın son 10 dakikasında olabildiğince bunları yanıtlamaya çalışacağız. Benim not aldığım noktalardan bir tanesi şu. Sadece SAP sistemleri, SAP GUI'de mi performans testi koşabiliyoruz? Aslında Zeynep onu tekrar güzel bir soru. Ben limitli süremiz var diye onu atladım.
Yaklaşık 50'ye yakın protokol desteği var. Bu 50'ye yakın protokol sistemi nedir? SAP GUI olabilir, MVBC olabilir, Fiori olabilir. Aklına gelebilecek SAP ile ilgili her sistem olabilir. Bu bir. İkinci maddemiz aslında performans yük testinin yaparken protokol bizim için bir engel olmamalı. Bu ne demek? Bir web uygulaması varsa ya da non-SAP sistemler varsa bunların hepsinde kolaylıkla performans yük testi basabiliriz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi şeye oluşturduk. SAP sistemlerimizde performans yük testini oluşturduk. Peki bunun bir de test otomasyon bacağı olması lazım değil mi? Burada kritik senaryo, özellikle kritik diye vurguluyorum. Çünkü her senaryoyu test otomasyon haline getiremeyiz. Çünkü bunun da bir test otomasyon haline getirmemizin bir maliyeti var. Yaklaşık olarak %25 gibi bir madde var. Yani istatistiksel olarak kurumlarda %25 senaryolar test otomasyonu haline getirebiliyor. Bunun da temel nedeni aslında çok basit. Siz test senaryosunu oluştururken bir efor harcayacaksınız ve bu eforun koşturulması ve raporlanabilmesi de bizim için bir maliyet olacak. Ama burada aslında UFT yani fonksiyonel test otomasyon aracımız UFT'nin sağladığı, yapay zeka destekli sağladığı kurgular ortaya çıkıyor. Bunlar nedir? Yine record mekanizması var. Record mekanizmasını kurguluyorsunuz, record'a basıyorsunuz, yapmak istediğiniz senaryoları otomatik olarak test senaryosu haline getiriyor. Test senaryosu haline getirdiniz. Belki şey sorusu aklınıza geliyor olabilir. Performans testindeki gibi bir metrikleriniz var mı? Bir kontrol mekanizmalarınız var mı? Temelde test otomasyonunda da aynı checkpoint bilgilerini kendisine tanıtıyoruz. Bu nedir? Ekranda bir text vardır. Text'in kontrol edilmesi olabilir. Bir ekranda bir calculation vardır. Bir hesaplama işlemi vardır. Onun kontrolü olabilir. Ya da kurumun ikonu sağ tarafta ya da sol tarafta olması gereken yerde duruyor mu bilgisi kontrollerini kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunları oluşturduk. Test performans yük testi senaryolarımızı oluşturduk. Ve süreçte artık elimizde bir test otomasyon senaryosu var. Ne yaptık? Record ettik, kaydettik, oynattık. Şimdi bunların en önemli kısmı aslında bu senaryoları Lego parçası gibi bölmek. Niye? Mesela atıyorum bir login case'imiz var. Sonra VA01 testimiz var. Sonra VA02 testi var. Biz bunu her seferinde tekrar record etmemize gerek yok. Elimizde zaten bunları modül modül bölebileceğimiz bir fonksiyoniteye sahip bir test otomasyon aracı var. Ne yapıyoruz? Senaryoları bölüyoruz. Ekranda belki görüyorsunuzdur bir Excel kurgusu var. Burada Excel kurgusu aslında senaryoyu Lego parçası gibi böldükten sonra farklı datalarla test otomasyonu koşabiliyorsunuz. Bu da bizi aslında bir daha record etmemize gerek duymuyoruz. Çünkü biz uygulama diyor ki bu bahsetmiş olduğum test otomasyon uygulaması senaryoyu koşarım. Senaryoyu koştuktan sonrasında da aslında yapacağım şey çok basit. Sen datalarla beni beslersin. O datalara göre kontrol etmem noktaları zaten öncesinde öğrenmiştim ya da onu da editleyebilirim. Diyebilirim ki işte atıyorum şu müşteri numarasıyla yaptım. Bu müşteri numarasında şöyle çıktılar elde etti kontrollerini sağlarım ve test otomasyonu tamamlarım. Bunları yapmakla aslında en büyük şeyimiz bizim datalarla şekillendirmemizin bir artısı var. Şöyle örneklendireyim. Bizim bir akışımız var çok kritik ve o akışı oluşturabilmek için ben kişi olarak çok fazla vakit harcıyorum. Ve bu vakit harcadığımda benim en büyük sorunum ne aslında? Süreci otomatize ettiğim zaman benim elimde data seti olsa aslında bir sonraki adımda o dataları kullanabilir hale getirebilirim. Ne yapıyorum? Test otomasyon aracında bir kere record ediyorum. Record ettikten sonra nasıl bir data oluşturması gerektiğini söylüyorum. Ve bunu yaptıktan sonrasında da aslında çalıştırıyorum. Arka tarafta o koşuyor. Bir Excel file olarak ya da bir TXT file olarak ya da sizin istediğiniz formatta bir data seti oluşturuyor. Ben bunu daha kritik, daha kompleks, test otomasyonunu yazmaya gerek duymayacak bir senaryoyu ben manuel olarak yönetebiliyorum. Yani aslında bu uygulama size bir hibrit yönetimi sağlıyor gibi düşünebilirsiniz. Peki yine çok güzel anlatıyorsun ama ben gene ufak ufak notlarımı alıyorum buraya. Sadece test otomasyonda mı ekranları test edebiliyoruz ya da sadece SAP ekranlarında mı? Tabii ki hayır. Burada aslında UFT de Loadrunner gibi yaklaşık 20 yıla yakın bir geçmişi var. Bundan kaynaklı da sektörde endüstri standartında kullanılan her ekranı, her süreci hepsini test edebiliyorsunuz.
Yani bu ne demek? SAP ya da non-SAP. Java olabilir, .NET olabilir. In-house geliştirdiğiniz bir uygulama olabilir ya da bir Delphi olabilir. Hatta yaklaşık iki versiyondur bir yapay zeka desteği geldi uygulamamıza. Bu ne demek? Yapay zeka aslında bizim gözle gördüğümüz objeyi kendisi tanıyabiliyor. Kendisi tanımakla da kalmıyor, aslında mantıklı kararlar vermeye başlıyor. Ekranda bir hata mesajı aldıysa, benim test case'imle alakalı değilse hata mesajını ekran görüntüsünü alıyor, hata mesajını kapatmak için efor sarf ediyor. Atıyorum yanında bir kapatma butonu varsa butona basıyor, süreci koşturtuyor ve bize bir raporlama sağlıyor. Yani özetle SAP ya da non-SAP gibi düşünebilirsiniz. Biz hep ekranlardan bahsediyoruz, hep ekranlardan bahsediyoruz. Ama aslında burada süreç sadece ekranlarla olmuyor. Biraz da API tarafı var. Arka tarafta web servisleri olabilir, bir database kontrolü olabilir. Keza bu bahsetmiş olduğum test otomasyon uygulamasıyla bunları da kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Bunları yaptık. Hemen hemen aslında bizim senaryolarımız canlanmaya başladı. Ekranlarda yazdık senaryolarımızı. API tarafında desteklediği için API tarafında testlerimizi de yaptık. API tarafında testlerimizi yaptıktan sonra da halihazırda elimizde bütün yapılması gereken kritik senaryolar dahil hepsini otomatize etmiş gibi düşünebilirsiniz. Süper. Çok teşekkürler. Sanıyorum şimdi bir demomuz var, değil mi? Evet, ben ekranımı değiştireyim. Bugün iki tane demo hazırladım. Bir tanesi performans yük testi aracımız Loadrunner'la, diğeri de fonksiyonel test otomasyon aracımız UFT ile birlikte. Ben ekranımı değiştireyim ve biraz da demo üzerinden konuşalım. Hem anlatayım. Ben tekrar hatırlatmamı yapayım. Sorularınız varsa sağ taraftaki ekrana yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince, vaktimiz kaldığınca cevaplayacağız. Birkaç soruyu aldım. Onları da zaten Tuna'ya son 10 dakika soruyor olacağım. Tamamdır. Şimdi ekranım geldi değil mi Zeynep? Ekran geliyor, evet. Tamamdır. Şöyle yapalım. Büyük ekran geldi diye düşünüyorum. Az önce daha büyüktü galiba. Tamam. Şu evet, an böyle daha iyi. Süper. Bu şu an bahsedeceğim uygulamamız, aslında demosunu göstereceğimiz uygulamamız Loadrunner. Yani bizim performans yük testi aracımız. Performans yük testi aracını yapmamız gereken çok basit aslında. Senaryoda ne yapıyoruz? Hangi sisteme nasıl bir performans yük testi oluşturacağımızı basıyoruz. Sunumda da bahsettim. Loadrunner'ın en büyük artılarından biri SAP ya da non-SAP. Aklınıza gelebilecek endüstri standartlarında hangi protokol varsa performans yük testi koşabilirsiniz. Hangi sistemlerde performans yük testi koşacağımı kayıt öncesi uygulamaya söylüyorum. O da kendine uygun library'sini ayaklandırıyor. Ve ayaklandırdıktan sonra da aslında süreci başlatıyor gibi düşünebilirsiniz. Mesela bugün SAP GUI sisteminden bahsedeceğim. Ya da sizin uygulamanızda third party bir uygulama var. Bu ne demek? SAP GUI'de başladınız ama bir web uygulamasına gideceksiniz. Onu test etmek istediğinizde bunu hibrit olarak da kullanabiliyorsunuz. Ya da tek tek ayrı ayrı senaryolar bölebiliyorsunuz. Yani SAP sisteminde başladık. Web sayfaları ile ilgili bir test yapmak istediğimizde hibrit protokolü de aslında kendi bünyesinde destekliyor gibi düşünebilirsiniz. Senaryomuza isimlendiriyoruz. Senaryomuzda isimlendirirken ben bir VA01'den sipariş oluştur performans testi yazmıştım. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta çok basit. Bir record butonuna basıyorum. Bu record butonuna basınca SAP sistemini ayaklandıracağını Loadrunner anlıyor ve bize diyor ki sevgili kullanıcı, ben hangi senaryoyu record edeceğim? Size SAP sistemi seçtiğim için SAP logon ya da web browser SAP deseydim, işte Fiori gibi uygulamamızın SAP sistemlerinde açması gereken kısımları yani client tarafında algılıyor ve sizi aslında bir login'e yönlendiriyor. Bu login ne demek? Ben SAP sistemine girerken hangi user ve password'le sisteme gireceğimi Loadrunner'a önceden verebiliyorum. Belki aklınıza şey sorusu gelebilir. Tuna sadece, atıyorum ekranda bir test user kullanıcısı var. Biz sadece test user kullanıcısıyla mı işlem yapacağız? Hayır.
Farklı kullanıcılarla da işlem yapabiliyorsunuz. Bunlar parametrik olarak yapılabiliyor, Excel'lerden yönetilebiliyor gibi düşünebilirsiniz. Buraları biraz daha hızlandırayım ve Start Recording'e başlayalım. Sizden ricam, sağ tarafta Recording Event'in yanında sürekli rakamların arttığını göreceksiniz. Aslında bu ne demek? Performans yük testinde her action'ın arka tarafta bir event'i çağırmasıyla süreç akar. Ve bunu yaparken de eventlerin hepsini load'ların otomatik olarak yakalar. Şimdi performans testinde anlatırken bu dar boğazı bulabilmek için aslında kök nedeni bulmamız lazım, değil mi? Bunu da sağlayabilmek adına aslında transaction'lara ben bir kronometre tutar gibi ekranın açılması ya da hangi adımlarda sorun yaşayabileceğimi öngördüğüm kısımlara bir transaction ekliyorum ve bize loadlanır o süreleri sanal kullanıcı sayısı arttığında onları raporluyor. Ve mesela atıyorum bir transaction açmıştım ekran yüklenmesi diye. Ekran yüklenmesi bitti, transaction'ı kapadım. Yeni bir transaction ekliyorum. Atıyorum VA01 sürecinin siparişin oluşturulması gibi düşünebilirsiniz. Adım adım senaryolarda yapmam gereken kısımları buraya transaction açıyorum. Bu bana neyi sağlıyor? Kök nedeni bulmak için bulmam gereken kısımları aslında raporluyor. Senaryomuzu kaydediyoruz. Bunu bir kere has yapıyoruz. Yani bunu her seferinde yapmamıza gerektiren bir şey değil. Burada bahsedilen atıyorum bir performans yük testinde order type'ı ya da sales organizasyonu değiştirmek istiyorsanız bizim için sorun değil. Bunları Excel'den parametrik yapabiliyoruz. Ve bunları otomatik olarak yapabiliyoruz. Buna ne demek? Bir regular expression vererek de ürettirtebiliriz bu dataları. Ya da onun dışında da Excel'den benim şirketin içinde yer alan data setiyle koşmasını istiyorsak onları yapabiliriz. Ya da PO number gibi bir süreç oluşturduğunuzu düşünün. PO number oluştururken bir regular expression pattern'i veriyoruz. Bu da benim ürettiğim datanın nasıl olması gerektiğini otomatik olarak oluşturuyor gibi düşünebilirsiniz. Ben senaryolarımı kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi 33 tane senaryo oluştu. 33 tane event oluştu. Çok pardon. Senaryomu oluşturduktan sonra kaydet işlemini tamamlıyorum. Ekrandaki success mesajını da kontrol noktası olarak ekleyebiliyorum. Yani success mesajını algıladım. Orada bir numara kısmını da kontrol ettim. Yani sipariş numarasını da Excel'lerime yazdırdım. Koşturduğum gibi düşünebilirsiniz. Bize senaryomuzda adım adım gösterdi. Kaydettiğim dataları oluşturdu. Ve oluşturduktan sonrasında da yapmam gereken bir kereye has ben doğru senaryoyu kaydettim mi kurgusunu çalıştırmak. Yani sadece tek bir kullanıcıyla sistemi oluşturuyorum ve reply'a basıyorum pardon. O benim yerime sistemi açıyor. Yaptığım senaryoları gözle kontrol ediyoruz. Diyoruz ki ben doğru performans testi senaryosunu oluşturmuşum. Şimdi bunu yaptık. Dedik ki tek senaryoyla sorunsuz çalışıyor. Ama biliyorsunuz ki performans yük testi dediğimiz şey çoklu kullanıcılarla 500 kullanıcı, 1000 kullanıcı, 10.000 kullanıcı, milyon kullanıcıyla performans yük testi basmamız gerek ki anlamlı olsun. Ben bunu aslında yine Loadrun'ın içinde gelen uygulamayla kontrol uygulamasını atıyorum. Uygulamasını attığımda biraz buraları hızlandırayım. Burada sistem diyor ki senaryon nasıl senaryolaştırılsın? Yani bir senaryo down olması için gerekli sanal kullanıcıya çıksın mı ya da ben manuel olarak bu süreci yöneteyim mi şeklinde size seçenekler sunuyor. Ben bu demo olduğu için sadece 10 kullanıcıyla basıyorum. Eğer herhangi bir çok fazla yük basacaksam ayrıyeten load generator'lar kurmam gerekecektir. Bu 10 kullanıcı olduğu için sorun yok. Tek bir makinede koşsun kurgusunu destekliyorum. Ve otomatik olarak loadlanır controller çıkıyor. Burada aslında benim demin yazmış olduğum 10 kullanıcıya kadar şu aralıkta çık kurgusu ekranda grafiksel olarak gösteriyor. Diyor ki bu senaryom yazdığım datalar doğrultusunda 5 kullanıcı 5 dakika boyunca non-stop çalışsın.
senaryolardan yavaş yavaş ayrılsın kurgusunu destekliyor. Aynı zamanda senaryo performans yük testini oluştururken biz insan olarak ekranlarda normalde bir adımı seçerken düşünürüz. Bu uygulamada aslında bu yapmış olduğunuz adımları düşünüyor. Yani bu ne demek? Ben VA01'de hangi ürünü gireceğim? Tuna ürününü gireceğim. Tuna ürününü girerken düşündüğümüz için aslında oradaki süreyi simüle ediyor. Yani think time ekliyor. Diyor ki şu senaryoda, şu kısmında son kullanıcı bunu test ederken aslında bekledi ve ben de bunu simüle ederken gerçek bir performans yük testi olması adına bu think time'ları da sürecime dahil ediyorum. Ve böylelikle aslında gerçeğe yakın bir performans yük testi basabiliyoruz. Buraları biraz hızlandıracağım. Oryantasyonu değiştireceğim. Görmüş olduğunuz gibi kurguları değiştirirsem eğer, yani senaryonun boyutunu, kısalığını, uzunluğunu değiştirirsem eğer ekrandaki grafik de değişiyor. Ve bu aslında grafik de bize senaryonun ne kadar koşacağını ve sonunda ne olacağını gösteren bir grafik gibi düşünebilirsiniz. Play'e bastım. Sisteme her 2 saniyede bir yeni kullanıcı girsin setup'ını kurgulamıştım. Ve aslında şu anda görmüş olduğunuz gibi kullanıcılar sisteme giriyor ve VA01'de sipariş oluşturmaya çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Buraları hızlandırıyorum biraz çünkü hepsi koşmasını beklemeyelim. Sadece şurada şeyi göstermek isterim. Burada siparişler oluşturulurken arka tarafta testlerim koşuyor. Anlık olarak da testimin tamamlanmasına ne kadar süre var kurgusunu gösterebiliyorum. Mesela şu ekranda görmüş olduğunuz gibi sanal kullanıcılar sistemden ayrılıyor. 2 dakika sonunda da sistem bitiyor gibi kurgulayabiliriz. Performans yük testini aynı zamanda da limitli süremiz olduğu için çok değinemiyorum ama yapmış olduğumuz bütün transaction'ları transaction grafiklerini gösterebiliyoruz ve bunda çok deep dive yaklaşık 80 küsüre yakın bir grafikle size sağlıyor. Bu da aslında sizin tam olarak nerede kök neden olup olmadığını raporlamanıza olanak sağlıyor gibi düşünebilirsiniz. Diğer bir slide'ıma fonksiyonel test otomasyonu hızlı olmak için geçiyorum. Aklınıza takılan bir soru varsa soru session'ında cevaplamak isterim. Şuradan tekrar diğer videomu açayım. Soruları da sağ taraftaki sonradan girenler olabiliyor çünkü bazen webinarın ortasında, o yüzden tekrar etmek zorunda kalıyorum. Sağ taraftaki chat bölümünden sorularınız varsa bize gönderebilirsiniz. Şimdi ikinci demomuza geçiyoruz. Yeni videomuza geçebiliriz diye düşünüyorum. Aslında temel fonksiyonelite aynı. Burada record bir mekanizması var. Hangi sistemde record edeceğimizi söylüyoruz kendisine. Record ettiğimiz sistemin hepsini senaryolaştırıyoruz. Ve senaryolaştırdığımızda arka tarafında test otomasyon senaryosu haline geliyor. Burada adım adım yaptığımız işlemleri. Yine bu dataların hepsi parametrik. Hardcoded hiçbir şey yok. Bu ne demek? Sales organizasyon ya da girdiğiniz inputların hepsi şekillendirilebiliyor. Regular expression'ını oluşturabiliyor. Checkpoint mekanizmaları ekleyebiliyoruz. Bu da kontrolleri sağlarken gözden kaçabilecek maddeleri bir calculation'ı yapmak istediğimizde bu uygulamayla kolaylıkla yapabiliyoruz. Tuna, çok özür dilerim, bölüyorum seni. Bizim ekranımızda bir şey yok henüz. Seni bölmek istemedim ama okey. Gerçekten mi? Evet, aynen. Çok ben paylaşılıyor gibi gözüküyordu ama. Şimdi şöyle geldi. Okey, süper. Tamam. Şöyle yapacağız o zaman. Biraz geriye gideyim müsaadenizle. Okay. Bakmayın, ben paylaşılıyor diye düşünüyorum. Yok, o kadar güzel anlatıyordun ki ekranda bir şey görmeye bile ihtiyaç duymadık. O yüzden ben de seni bölmek istemedim. İyi olsun, teşekkür ederim. Yine fonksiyonelite temelde çok şu an bir video oynuyor değil mi? Evet, sorun yok. Tamam, okey, süper. Fonksiyonelite temelde aynı. Record mekanizması var. Record mekanizması ile hangi senaryoyu kaydetmek istiyoruz onları yapıyoruz.
Yine dediğim gibi protokol bağımsız SAP sistemi olabilir, non-SAP olabilir, API testi olabilir. Hepsine test otomasyon senaryosunu kaydedebiliyoruz. Record butonuna basıyoruz. Record butonuna bastıktan sonra yapacağımız işlem çok basit. O yine bu uygulamada da hangi sisteme login olması gerektiğini Loadrunner'a benzer bir kurguyla yönetebiliyorsunuz. Hangi kullanıcıyla sisteme girmesi gerektiğini. Onları işleme yaptığınızda adım adım senaryoların hepsini kaydediyor. Demin de kendi kendime videosuz anlatırken söylediğim gibi organizasyon ya da bütün inputların hepsi parametrik yapılabiliyor. Hardcoded hiçbir şey tutulmuyor ki bu aslında neyi sağlıyor? Bunu Excel'lerden yönettiğimizde, farklı datasetiyle koşmak istediğimizde hiçbir efor sarf etmeden hızlı hızlı koşabiliyoruz. Bu da en büyük artılarından biri. Senaryomuzu koştururken yapmamız gereken şey çok basit. Adım adım manuel senaryo test otomasyon haline getirmek. Bu da bize çok büyük artı kazanıyor. Ekstra olarak da bir data üretmek, bir paternle data üretmek gibi kurgularınız varsa da ya da bir atom bir sysstate basmak istiyorsunuz ya da bir calculation yapmak istiyorsunuz. Bunların hepsini kolaylıkla yönetebiliyorsunuz. Ekranda yakalamak istediğiniz bir numara başka bir test case'de kullanılmak istiyorsa, atıyorum bu siparişi oluşturduğumuzda ne yapıyoruz? Sipariş numarası elimizde mevcut oluyor. Onu alıp başka bir test senaryosunu koşmak istediğimizde bu datayı zaten kendi içinde bulunan Excel'ine atıyor. Ve Excel'ine attıktan sonrasında da başka test senaryolarıyla bu hali hazırda olan senaryoyu eşleştirebiliyoruz ya da ayrı ayrı separate Lego parçası gibi ayrı ayrı koşulunu desteklemekte. Senaryomuzu kaydediyoruz. Senaryomuzu kaydettikten sonra atıyorum bir sipariş oluştu 12.872. Ben bunu kullanmak istiyorsam UFD'ye diyoruz ki 12.872 benim için değerli bir bilgi deyip şey yapabiliyoruz. Bu ürün SAP ile tamamen uyumlu olduğu için aslında bu success mesajı ya da oluşturmuş olduğu sipariş numaraları gibi otomatik olarak algılayabiliyor. Bu da aslında test otomasyon için oldukça önemli bir kurgu gibi düşünebilirsiniz. Senaryolarda fark ettiyseniz ekranlarda girmiş olduğu dataları, value'ları ekranda göründüğü gibi value kolumunda gösteriyor. Aynı zamanda da bir dokümantasyon sağlıyor. Yani test case'lerde girmiş olduğunuz datalarda kullanmış olduğunuz ekranda nereye bastınız, hangi label'a tıkladınız, hangi süreci okuttunuz kısmının da bir dokümantasyonunu size gösteriyor. Bu da aslında temelde bir eğitim dokümanı gibi kurum içinde dağıtılmasına olanak sağlıyor gibi düşünebilirsiniz. Senaryomuzu koştuk. Yine senaryomuzu run dediğimizde bizim yerimize sistemimizi açıyor. Sistemi açtıktan sonra buraları hızlandıralım. Ve şöyle bir rapor oluşturuyor. Yani 26 tane adımı varmış. Adım adım senaryolarla kontrol etmesi gereken kontrol noktalarını kontrol etmiş. Çıktılarını, ekranlara girdiği screenshotlarını raporun içinde bulabiliyorsunuz. Birazcık QA kısmından vakit harcadım ama umarım... Aslına sağlık. Çok güzeldi her şey. Zaten son 4-5 dakikamız içerisindeyiz. Hem birkaç sorumuz var. Ben izninle onları sana sorayım. Ondan sonra da zaten kapanışımızı yapalım. Şimdi burada aslında bu soru birkaç farklı izleyicimizden gelmiş. Yani bu mikrofokus olarak globalde ve lokalde hani müşterileriniz kimler? Bunu en azından biraz bize sektörel bazda anlatırsan belki sizin kafasında çok daha yer etmiş olur bunu. Tuna ağzına sağlık bu arada. Çok güzel bir oyuncak değil mi yani? Kaydet, oynat. Aslında çok gençlerin de çok seveceği, eğleneceği bir oyuncak bu yani. Ben COVID aşısını, lafınızı bölüyorum çok pardon. Bu uygulamayla aldım e-nabızda. Çünkü sistem açılmıyordu biliyorsunuz. Öyle ben, bir tecrübem oldu. Şey e-nabızı test etme şansı da buldum bu arada. Evet. Testini yaptın. Şey diyorum. Yok keyifli, kullanımı kolay. Evet, ama çok faydalı.
Sen şeyde sunum içerisinde bir yerde söyledin. Mesela şey yeni patch geçişlerinde, upgrade'lerde vesaire. Aslında bir sene önce hazırlamış olduğun test senaryolarını arşivden çıkar ve tekrar koştur ve sürecini tamamla. Bu çok faydalı dediğim gibi. Hani bunu şey anlatabilmek, hani müşterilerin bunun farkında olması çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Hali hazırda aslında bu benim bir kas gücüm. Öncesinde kaydettim. Tabii tabii. Filmde olan bir senaryo var. Ben tekrar vakti geldiğinde play'e basıyorum. O senaryoları koşuyor ve raporunu oluşturuyor. Bunun en büyük artılarından biri ekip değişmiş olabilir. O test senaryolarını hiç bilmiyor olabilir. Sonuçta bu uygulan unutma şansı yok. Elimizde bir senaryo seti var. Onları play'e bastığınızda sizin yerinize koşuyor ve raporluyor. Yani gerçekten çok efektif. Evet evet. Dokümantasyonunu da kendi hazırlıyor aslında. Bir öyle düşünün. Evet, canlı evet. Dokümantasyon. Bence çok faydalı olacak. Bizim projelerde de çok işimize yarayacak. Dediğim gibi geçmiş tecrübelerimizi kullandık ama daha etkin bir şekilde onu kullanıp katma değer yaratacağız diye düşünüyorum. Soru varsa nerede sana soru herhalde. Zeynep referansınız kodu kutulmadıysam galiba. Evet. Doğru mudur? Anlayamadım Tuna, çok özür dilerim. Referansları sordun galiba. Evet Türkiye evet referansları sordum. Aynen. Aslında yani bunu 1,5 saatlik seçimin hepsini referanslara ayırsak olurdu. Globalde de çok fazla kullanılan bir uygulama. Kurum ismi söylemeyeyim ama bankacılıktan sigortaya, Türkiye'deki bütün büyük bankalarda bu uygulamalar kullanılıyor. Onu söyleyebilirim. SAP sistemlerinde birçok perakende de müşterimiz var. Onun dışında nelerimiz var? Telko'da kullanılıyor aktif olarak. Onun dışında elektrik dağıtım kurumlarında özellikle yoğun SAP'nin olduğu sistemlerde aktif olarak kullanılıyor. Bazı içecek firmalarında diyeyim isim vermeden Türkiye'nin dünyanın büyük kurumlarında. Denetim kurumlarında onlarda da SAP aktif olarak kullanılıyor biliyorsunuz. Gibi gibi yüzlerce referansımız var, onu söyleyebilirim. Süper. İnşallah beraber bir webinarımızı da hani referanslarımızla beraber önümüzdeki dönemlerde yaparız. Başarılı webinarı yaparız. Başarılı webinarı. Aynen öyle. Hazır zamanımız, bir dakikamız daha varken son bir soru daha var, onu da sorayım. Uygulamaları kullanabilmek için development geçmişine ihtiyaç var mı? Son kullanıcı iş birimleri tarafından yürütebilir mi diye de sormuşlar. Aslında çok güzel bir soru. Bu uygulamanın Loadrunner ve UFD'nin en büyük artısı kaydederken de videoda görmüş olduğunuz gibi aslında record butonuna basıyorum. O benim yerime senaryo ulaştırıyor. Arka tarafta ben bir if statement'ı yazmak istiyorum, bir loop yazmak istediğimde bunlar drag and drop'larla yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki şu. Yani kesinlikle development bilgisine ihtiyacınız yok. Bazı bankalarda aktif olarak şey kullanabiliyorlar. Son kullanıcı yani. Düşünün bankadaki son kullanıcı. Yani development geçmişi yok. Hatta iş analistliği geçmişi yok. Sadece fikrin sahibi gibi düşünebilirsiniz. Onlar bile bu uygulamayla son kullanıcı testlerini yapabiliyorlar. Okey, çok teşekkür ederim. Birkaç sorumuz daha var ama onları artık sonrasında biz mail ya da birebir iletişim noktasında sevgili izleyicilerimize cevaplıyor oluruz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Harika bir webinar oldu. Evet, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok keyifliydi. Biz zaten takribi 48 saat içinde YouTube kanalımıza da webinarımızı tüm bu haliyle yayınlıyor olacağız. Arzu edenler, tekrar izlemek isteyenler oradan da izleyebilirler. Umarım harika bir başarı hikayesiyle tekrar karşınıza çıkarız. Katılımınız için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın.